Kadın Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri, değerli basın mensupları ve sevgili konuklar. Söz Kadınlar'da etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 1961'de Dominik Cumhuriyeti'nde bir uçurumun dibinde cesetleri bulunan Mirabel kardeşlerin mücadelesinden ilham alan Birleşmiş Milletler bu tarihi 1999 yılında kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için Uluslararası Mücadele Günü ilan etti. Bugünün arkasında rejime karşı mücadele eden ve bu uğurda vahşice şiddet görüp yaşamını yitiren üç kız kardeş Patria, Minevra ve Maria Teresa bulunuyor. Onlar rejim polisleri tarafından boğazlanarak, dövülerek öldürüldüler ve uçurumdan atılarak cinayete kurban gittiler. Ölümlerinden bir yıl sonra karşı oldukları rejim yıkıldı ve onlar kadına yönelik şiddetin sembolü oldular. Ancak ne yazık ki kadına yönelik şiddete maruz kalan son kadınlar onlar olmadı. Bugün 21. yüzyılda hala hem ülkemizde hem de dünyada utanç verici bir gerçeğimiz kadına şiddet. Üstelik biz Türk kadınları 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında milletvekilliği seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Yine aynı yıl 1934'te kıyafet devrimiyle çağdaş giyime geçmemizi sağlayan büyük bir öndere, Atatürk'e sahibiz. Ancak bugün bizi yönetenlerden alınan cesaretle medyada kadın cinayetleri, koca, baba, abi dayakları magazinleştirilerek verilmekte, şiddete uğrayan kadının ne yaptığı, ne söylediği ya da nasıl giyindiği sorgulanmakta ve hatta fiziksel, sözsel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip etmediği tartışılmakta. Kadınlar tavırlarıyla, tırnak içinde söylüyorum, suçlu, failler, yine tırnak içinde söylüyorum, mağdur ilan edilmekte bu ülkede. Ve bu korkunç tablo dinsel, geleneksel ön yargılarla ve cinsiyet ayrımcı politikalarla meşrulaştırılmakta. Gerçekten vay bizim halimize, vay 100 yaşındaki cumhuriyetimize, vay demokrasimize. Kadın kaç çocuk doğurmalı, nasıl giyinmeli, nasıl konuşmalı, kadın başına nasıl dolaşmalı, kadının yapabilecekleri, yapamayacakları ve uzayıp giden koskoca bir liste var elimizde. Bizim kadınlarımız Avrupa ve dünya şampiyonu, şimdi de olimpiyat şampiyonasında şampiyonluğa gözünü dikmiş durumda oysa ki. Haliyle bu kadar enseyi kararttığımız bir tablo içinde iyi şeyler olmuyor da değil hani. Bodrum'da olmak, Bodrum'da yaşamak, Bodrum'da insanca yaşamak da buna dahil. Göreve geldiği ilk günden bu yana kadına rağmen değil, evinde, mahallesinde, sokağında, işinde, gücünde, her yerdeki kadınlarla birlikte hem onlarla hem de onlar için çalışan bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Türkiye'de ilk kez ilçe belediyesi olarak Bodrum Belediyesi kadın sığınma evi açtı. Bugüne kadar vaatlerin sözde kaldığı, eyleme geçmediği yönetimlere alışkın bir toplum olarak Başkan Sayın Ahmet Aras ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eşitlik çalışmaları, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında 2019 yılından bugüne kadar yaptıklarını şöyle bir liste halinde gerçekten sizlere aktarmak istiyorum. Başkan Ahmet Aras adaylığı döneminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin hazırladığı Bodrum Kadınları Kent Manifestosu imzalandı. Tarih
8 Mart 2019. Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi kuruldu. 7 Kasım 2019. Avrupa Belediyeler Bölgeler Konseyi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı. Bütünüyle çalışmalıyız, bütün toplum olarak çalışmalıyız. Kadın erkek fark etmez, hep birlikte çalışmalıyız. Ama görüyorsunuz şu anda çok büyük bir hızla devam ediyor. Hiçbir şekilde durdurulamıyor. Bu yaptığımız çalışmalar umarım bu çok büyük toplumsal yaraya bir nebze olsun fayda sağlar ki buna eminim. Evet, şimdi çok duygulandım da bir taraftan. Çünkü sizleri burada görmek beni ziyadesini mutlu etti. Demek ki attığımız adımlar, tohumlar işe yaramış. Öyle görüyorum. Tabii hayat kalesi içerisinde çok hızlı akan mesai içerisinde bazen yaptıklarımızın farkına varamıyoruz. İnanın ya da neler olduğunu bazen kaçırabiliyoruz. Ama burada Banu'nun bütün bunları kümes bir şekilde toplayıp hepsini beraber ifade edince aynanın gözlerim doldu. Yani tabii ben bunu yaparken yani hep bizim ismimiz öne çıkıyor. Bizim ne belediyemizde ne de arkadaşlar bu kadın çalışmalarında bir kahraman yok. Bunu söyleyeyim. Herkes kahraman. Hepiniz kahramansınız. Yani bu bana mal edilemez sadece. Çünkü ben seçildiğim zaman bütün bu politikalardan bir haberdim. Tabii ki belli bir dünya görüşümüz var. Demokratik, barışçıl, insan haklarına saygılı, hümanist bir bakış açım var. Ama buna rağmen toplumda yaşanan bu tür travmaları belki de hani çevremizde yaşamadığımız, görmediğimiz için bize çok normal geliyor ve uzak geliyor yani bundan. Ama işin içine girip de neler olduğunu anlamaya başladıktan sonra artık ben bu konunun tam bir savunucusu oldum. O yüzden bunu böyle olmanı sağlayan da zaten yine kadınlar oldu. Sizler oldunuz. O yüzden bütün bu süreçleri yaratan sizler değerli kadınlar ve kahramanlarsınız. Şimdi tabii Bodrum malum çok çabuk değişiyor, sürekli gelişiyor, sürekli iyi veya kötü, olumlu olumsuz gelişmelere gebe oluyor, göç alıyoruz. Bu göç tabii sadece iyi anlamda değil, değişik karışık işlerde yaşam şartlarımız zorlaşıyor, trafik ve doğal yaşam kaynaklarımız azalıyor. Bunların hepsini yaşadık şu son geçtiğimiz süreçte. Bunların üstesine gelmek için tabii yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Belediyecilik hizmetlerinin sadece ve sadece yoldan, sudan, elektrikten, çöpten, kanalizasyondan ibaret olduğunu lütfen düşünmeyelim. Belediyecilik hizmetleri işte toplumsal, sosyolojik bu türlü çalışmalarla aslında taçlanıyor. Keşke Bodrum'da bu türlü diğer sorunlarımız olmasaydı, tabii bu hızlı büyümeye dönük sorunlarımız olmasaydı da hep bu sosyal politikalar üzerinde, İnsan hakları üzerinde, demokrasi üzerinde, barış üzerinde, kültür, sanat üzerinde çalışabilseydik. Ama maalesef ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Bodrum'da da tabii bazı kadim altyapısal sorunlar var. Önce onları öncelikliyoruz. Onlar herkesin gündemine geliyor. Ama bu yaptığımız çalışmalar biraz göz ardı edilebiliyor. Ben tekrar bu çalışmaları yapan siz değerli kahraman kadınlara teşekkür ediyorum. Evet, bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Değerli katılımcılar, 20. yüzyılın ilk yarısında dünyada kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğünü anayasal düzlemde tanıyan Türkiye'miz 21. yüzyılın ilk yarısında kadınların en fazla şiddet gördüğü OECD ülkesi olma konumuna gelmiş. Düşünün, bundan 100 yıl önce neredeyse kadınlara seçme seçilme hakkını ilk tanıyan ülkeyiz. Ama şu anda OECD dediğimiz yani gelişmiş ülkeler arasında kadına şiddete en fazla sahne olan ülke konumuna gelmişiz. Çok düşündürücü yani. Öncelikle bunu bir kere ortaya koymak istiyorum. Geçtiğimiz ay Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Aslında Cumhuriyetimiz asıl olarak bir kadın devrimidir.
kadın erkek eşit yurttaşlar arasında Türkiye yükselmiştir. Cumhuriyet yükselmiştir. Ve o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk aslında bu şekilde bir politikayla bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine getirmeyi düşünmüştür. Çünkü kadın olmadan hiçbir politikanın gerçekleşebilmesi mümkün değildir. Atamız bunu çok iyi biliyordu. Ve şu anda bütün saldırıların bu politikalar üzerine ve kadınlara olması da hiç tesadüf değildir. İşte atamızın bundan 100 yıl önce yapmaya çalıştığı, atmaya çalıştığı adım, çağdaşlaşma, muasır medeniyet dediğimiz muasırlaşma, yobazlarla, gericilerle işte kadın politikaları üzerinden, kadının hakları üzerinden aslında biraz da örselenmeye çalışılıyor. Burada tabii laikliği de devreye koyabiliriz arkadaşlar. Laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik aslında inanç hürriyeti demektir. İnsanların özgürce ibadetlerini ve inançlarını gerçekleştirmesi anlamına gelir. İşte tam da bu noktada bütün bu saldırıların bu temellere olması, işte bu binanın yıkılmak istendiğinin göstergesidir. Bina dediğim çağdaş, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti. Bu yıkılırsa bizler ve bunu yıkmaya kalkan zihinler de aslında bunun altındadır. Bu kadar önemli bir noktadayız. Devletimiz asırlık, 100 yıllık bir devlet, geleneklerimiz var. Ve bu geleneklere hep beraber devlet, cumhuriyet geleneklerine sahip çıkmak zorundayız. Bunları biraz da değerli katılımcılar bunun için size ifade etti. Ülkemizi 20 yıldır tabii ki bir zihniyet yönetiyor. Demokrasiyle gelmiştir seçimlerde. Tabii ki biz saygı duyuyoruz kesinlikle burada. Ne oy verenlere ne de gönlü orada olan insanlarımıza hiçbir şekilde bir eleştirimiz, saygısızlığımız, dışlamamız olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak şunu söyleyelim. Özellikle 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Öyle değil mi? İstanbul Sözleşmesi kadına şiddete, çocuk istismarına, toplumsal eşitliğe vurgu yapıyordu. Tam da işte bunu yaşadığımız bu travmaların çözümü için atılmış bir adımdı. Ve dünyada ismi İstanbul olan bir kadın sözleşmesini imzalamak hepimizi gururlandırmıştı. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz bundan nasibimizi almıştık. Peki 2021 yılında bir seçim yatırımı olarak kendi ortaklarına belki bir mesaj vermek için kendi imzaladıkları sözleşmeyi bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ortadan kaldırdılar. Bakın, bugün geldiğimiz noktada 100 yıl önceki seçme seçilme hakkını düşünün, şu andaki kadın cinayetlerini düşünün. Çocuk istismarını düşünün, toplumsal eşitsizliği düşünün. Her şeyin bir sebebi var. Aynı zamanda bugün yine geçtiğimiz genel seçimler öncesinde yapılan ittifaklar sonucu arkadaşlar, Hüdapar, MHP, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi ile beraber, bir de Yeniden Refah Partisi ile beraber hükümete girdi. Ve arkadaşlar, mecliste 4 tane Hüdapar'da milletvekili var ve onların istediğine uygun davranıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 4 arkadaş ben çalıştığım katta kadın görmek istemiyorum diyor bu milletvekilleri. Ben çalıştığım katta, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hepimizin meclisinde kadınların, erkeklerin, çocukların, hepimizin meclisinde o katta
kadın görmek istemiyorum diyebilecek kadar demek ki cesaretlendirilebiliyor. Bizim kavgamız bunlarla olması lazım arkadaşlar. Orada dışlanan kadın evde de dışlanır, toplumda da dışlanır, siyasette de dışlanır. Eğer sen orada kadın görmek istemiyorsan bugün, demek ki 3 gün sonra eline geçirsen iktidarı, o zaman mecliste kadın milletvekili de görmek istemeyeceksin. Konu bu arkadaşlar. Basit bir şey değil. Hafife alacak bir şey değil. Bugün burada yaptığımız çalışmalar, yapılan çalışmalar bu yüzden çok değerli. Sizlerin burada olması çok değerli. Tarihe geçecek bir an yaşıyoruz bence. Şu sokakta, şu salonda. Arkadaşlar, kadınlar sırf aynı zamanda fiziksel bir şiddete maruz kalmıyorlar. Hayatın her alanında baskıya, zorbalıkla karşı karşıya, baskıyla zorbalıkla da yine karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu zihniyet kadını erkekle eşit görmüyor arkadaşlar. Kadın cinayetleri bu zorbalıkların iyi hal üzerinden kabul bulması üzerine her geçen gün artıyor. Kadın cinayetleri niye artıyor? Çünkü kadın cinayetlerini işleyenlere gereken ceza verilmiyor arkadaşlar. Maalesef. Ve iyi halden dışarı çıkarılabiliyorlar. Hatta sadece kadın da değil zaten konu. En son geçtiğimiz hafta bir barış güvercini olan Hırat Dink'in katilini 16 yılda serbest bıraktılar. Peki bizim anamızı, babamızı, bacımızı, çocuğumuzu öldüren birini serbest bırakmak hangi hakla, hangi vicdanla açıklanabilir? Bizden rıza aldın mı? Rakel Dink'ten rıza aldın mı? Sen onun karısından, çocuğundan, babasız kalan çocuğundan rızasını aldın mı? Neye göre sen katili, kadın katilini, barış katilini, demokrasi katilini serbest bırakıyorsun? Tek yerde değil ki bozulma. Her kesimde var arkadaşlar. Bu yolculuk bizlerin Türkiye'de eşit temsil aslında toplumun mihenk taşı olan ve dışlanmış olan kadının yerelde ve genelde siyasette yerini almasıyla bütün toplumun düzeleceğini, şiddetin biteceğini, sosyal politikaların eşitlik bazında, halklık bazında, barış, demokrasi prensibiyle yapılabileceğini ve ülkenin geleceğinin, çocuklarımızın geleceğinin yine kadınların elinden kurulabileceğini, inşa edilebileceğini bildiğimiz için konuşuyoruz. Çok önemli. Yerelden genele bu anlayışı, bugün burada konuştuklarımızı kesinlikle taşımak zorundayız. Değişim sizlerin cesaretiyle başlayacaktır. Ve memleket muasır medeniyet seviyesine atasının izinde sizler sayesinde ulaşacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben başka bir yerden konuşacağım. Biz bu tür masalarda çok oturmayız. Oturmaktan da hoşlanmayız. Şimdi neden söylüyorum? Erkek siyasetçileri neler yaptığını kadınlar üzerinden bilen bir kadınlar hikayesi. Genellikle bize başsavlarlar, gelirler mahallelerimizde konuşurlar, sonra bizi unuturlar. Ahmet Aras'ın yanında neden oturuyor? Odun kadına yaşma vermiyor. İşte bu yaptıklarımız için. Bunu ben kahraman demeyeceğim. Cesur olmaksa biz zaten çok cesuruz. Bence Ahmet Bey daha cesurdu. Çünkü onun bu kadınlarla birlikte yol yürüme,
Bu popüler bir şey değildi. Erkekler erkeklerle siyaset yaparlar ama bizden de o isterler. O bu anlamıyla bakarsak erkeklerin siyasetinin yapmadığını yaparak biraz da erkekleri karşısına alarak çünkü uygulamalarda bu politikalara Ankara'sa hayata geçirirken sanmayın belediye içinde çok destek buldu. Bir erkek siyasetçi olmasına rağmen ama yapıldı. İşte o yaptıran şey kim olursa olsun iktidarda bu kendi partimiz de olabilir. Sermaye grupları da olabilir. Bildiğiniz bütün yapılanmalar olabilir. Hepsinin üstesinden kim geldi? Her evde var olan kadınlar geldi. Yani biz geldik. O anlamıyla Ahmet Bey'in söylediği temin tarihi bir an. Bakın salon kadın, bir tane erkek siyasetçimiz var, belediye başkanı. Çünkü o koltuğa biz taşıyor. Kimi taşıyacağımızı artık bilmeliyiz. Evet, temin bağlandığını anlattıkları ki eksikler var, ben biliyorum. Şener'in son damlayı vurması müthiştir. Çok açık söylüyorum. Şiddetle mücadele kağıt üstünde her yerde görebilirsiniz. Ama şiddetle mücadele tutum belgesini imzalayıp müdürlerini görevden almış belediye göremezsiniz. Bunu Bodrum Belediyesi Ahmet Aras ve arkasında birlikte yolculuğu kadınlarla yaptı. Demek olabiliyor. Şimdi bugün neden önemli? Evet, 4,5 yılda bütün bunlar yapıldı. Ben bugünün anlamının kadın tarihi açısından önemli bir tarih olduğunu düşünüyorum. 1934'te seçme seçilme hakkını kazandık. Atatürk evet bu hakkı meclisten geçiren kişidir. Ama hakkı biz kazandık. Nezihe Muhittin Akıl Hastanesi'nde bedelini ödedik. Dolayısıyla bizim kadın tarihimizde şu, şiddete uğramamak, maruz kalmamak, sadece danışma merkezi, sığınma evi, kollukça da yargılama üzerinden bitmez. Bunun ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Tenahmet'in söylediği, o koltuklarda, meclislerde, belediye meclislerde, başkanlıklarda, muhtarlıklarda eşit tepsi diyelim ama ben fazlası olursa daha çok sevinirim, malum kadın tarafı. Bunu yapmadan yaşadığımız hayattaki bize yönelik şiddeti sonlandıramayız. Durdurmaktan bahsetmiyorum. Bizi korumalarına değil, var olan politikalar şu an korumaya dayak yiyoruz, sığınağa biz saklanıyoruz. Oysa dayak atan adama cezalandırılması gerekir. İşte bu anlamı bugün, geçen seneden beri yürütülen bu önemli bir şey. Geçen sene yaptığımız son kadın adı buluşmasında bu yapılanların hepsi o buluşmada katılan kadınlar bugün de burada şunu dediniz, ben siyaset adamı. Muhtar olmak istiyorum, aza olmak istiyorum, meclis üyesi olmak istiyorum. Ve Ahmet da tamam sizi destekleyeceğim. Şimdi birkaç ay önce yaptığı bu açıklamayı siyaset okuluna taşıdık. Nasıl yapılıyor bu siyaset malum? Biz o siyasetin yöntemlerini bilmiyoruz. Paramız da yok. Değil mi? Çevremiz yok. Değil mi? Bizi destekleyecek çok güçlü ailelerimiz yok. Değil mi? İşte bu siyaset okulu ve Ahmet Aras'ın destekleyeceğim kararı bugün her yerde muhtar adayı, ağza, meclis üyesi talebi olan kadınlar var. Dileğimiz bir dahaki seçime belediye başkanlığı adaylığını çıkarmak.
onu da yapacağız. Merak etmeyin, onu yapacağız. Hayatlarımızı değiştirmek bizim olmamız gereken yeri almamız da o yere de ancak birlikte yan yürüyerek geleceğiz ve Ahmet Aras gibi kadınlarla beraber yol yürümek isteyen siyasetçileri yanımıza alarak yürüyeceğiz. Biz onların yanında değil, onlar bizim yanımıza. Öyle olduğu zaman eşitlik sağlanıyor. Çünkü eşitsizliğin tarafı biziz. Eşitsizlik olduğu için küfrü yiyen de, dayağı yiyen de, hakareti yiyen de, nasıl yaşayacağımı söyleyenler de başkaları. O başkaları babalarımız, atalarımız, dedelerimiz, erkekler. O anlamıyla bugün benim için Bodrum Kadınla Yarışma Derneği için şiddeti genel geçer tablo üzerinde anlatmayan mesajlar vermemek yeni bir adım. Her yerde bunu izleyeceksiniz. Şiddetle ilgili şöyle şeyler oluyor, uygulama şu olsun, vah vah tüm çok üzüldük, analarımız, bacılarımız, bir de en büyük sevdiğim laf kadınlarımız. Ne oluyorsa bize bütün adamların kadınları oluyor. Gibi açıklamalar yapacak. Ahmet Aras bugün bunu yapmıyor. Diyor ki şiddet mi durdurmak istiyorsunuz, mücadele edin mi? O zaman bu mücadeleyi nasıl yapacağınıza karar verin. Buyurun seçimlerde ortaya çıkın. Ben de sizi destekleyeyim. Ki 4 ay seçime kalmış bir belediye başkanı bunu yapmaz. Eğer tekrar aday olmayı düşünmez. Bilmem ki sonrasında biz ne yaparız. Böyle 4 ay kalıp bir belediye başkanı kadınlarla yol yürüyeceğim derse belki bırakmayı da almayız değil. Böyle düşün bir yolda. O yüzden burada bulunmayı hepiniz kendi hayatlarınızda bir tarih not olarak kızlarınıza devredin. Bugün şiddeti, ayrımcılığı, kadın olduğu için öteki olduğu hayatı sonlandırdığım gün, nokta koyduğum gün, çünkü bugün karar verici olarak sadece evde değil, mahallede değil, sokakta değil, karar verici olarak yerel seçimlerde ortaya çıktığımız gün olarak maddi bu şu demektir. 4 ay sonra Bodrum'un kaderi tümden değişecek. Bir şey çok önemli söyledi Ahmet Bey. Dedi ki, keşke bazı işte, ekonomik vesaire sorunlar olmasa da biz bu konularla uğraşsak, eğer kadın ve erkek eşitliği ortadan, ayrımcılığı ortadan kaldırırsanız eşit dönüşüm beraberinde gelir. Eğer ayrımcılığı ortadan kaldırırsanız cinayetleri, ölümleri durdurursunuz. Eğer o ayrımcılığı ortadan kaldırırsanız Kürt'tü, Alevi'ydi, Kürt'tü, Çerkez'ti, Sünni'ydi, ortadan kaldırırsınız. Dolayısıyla şiddetin en normal olma hali kadın hali. Şiddetin kadın haline itiraz etmiyorsanız her zaman yoksun kalmaya, itilip kakılmaya devam edeceğiz demektir. O anlamıyla bizden başlamazsa dönüşüm hiçbir zaman hayatlarımız, kaderlerimiz değişmeyecektir. Türkiye'nin kaderi de değişmeyecektir. İşte bizim kendimize ait koltuklara oturmamız demek erkeklerin de hayatını güzelleştirecek demektir. Dövemeyecekler ama en azından aç kalmamayı öğrenecekler ve
başka bir ilişki kurma biçimini öğrenecekler. Belki onlar da insanca ulaşacaklardır. O anlamda bu tarihi günü unutmayın. Not edin. Çok güçlüğünüz, tek etkinlik yanına gelmek. 2019 yaptığınız en önemli şey, bir belediye başkanıyla da yan yana bu masada oturduk. Ben şöyle bir söyleyeyim. Ben umutsuzluğa inanan bu kadın değilimdir. Hiç de hoşlanmam sürmeden. Biz doğduğumuz anda yüzyıllar önce kadın cinsi bir cins yoktu. Eşitlik mi o ne demekti? Boşanma diye bir mesele yoktu. Çocuklarımıza sahip olma diye bir mesele yoktu. Alınıp satıldığımız kadınlar olarak vardı. Yani bizim için herkes her şeyi yapabilirdi. 2021 yılda 400 yıl önce kadınlar itiraz etti. O kadar böyle iyi olmuştu. Bedellerine göre. Bugün bu hayatı böyle kurdukça yaşıyoruz. Ve yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü biz o kadınları, nelerimiz gereğini yaptı. Biz yapmaya devam eden kadınlarız, kızlarımız. Düşünemiyorum neler yapabileceklerini. Şiddeti durdurmak mümkün mü? Mümkün. Sadece küçük bir itiraz ve o itiraz her evde var. Şiddetsiz bir hayat mümkün. Belediye başkanım, belediye başkan yardımcım. Yol yürümekten onur duyduğum, gurur duyduğum Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin sevgili başkanı ve üyeleri, kadın arkadaşlarım. Ben bugün burada bir konuşma yapacağım bilgisi yoktu. Onun için doğaçlama bir konuşma olacak. Bir kusurum olursa affola. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı olarak bu 4 yıllık görev süremde Bodrum'da ve tüm Türkiye'de yaşanan kadın sorunlarına gerçekten içten, samimi ve her zaman eşitlik ilkesinden yana olduğu yaptıklarıyla bize gösteren Bodrum Belediye Başkanı'nın döneminde kadın kolu başkanı olduğum için hem çok mutluyum hem çok gururluyum. Hiçbir zaman başkanıma gittiğim zaman bir kadınla ilgili bize gelen bir talep olsun, şiddet olsun, ya da başka bir konu olsun, hiçbir zaman reddedilmedik. Ahmet Başkan her zaman kadının beyanını esas kabul etti. Acabası olmadı, asla sorgulamadı. Ben bu anlamda gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Demin Şener Hanım'ın dediği gibi, belediye içerisinde şiddete, tacize uğradığını söyleyen kadın arkadaşlarımızla ilgili hemen gereğini yaptım. Bu gerçekten Figan'ın da az önce söylediği gibi o makamlarda oturan kişiler için çok kolay bir şey değildir. Yani kadından yana taraf olup oradaki hem cinslerine karşı özellikle erkeklere karşı bunu yapabiliyor olmak gerçekten kolay bir şey değildir. Bu anlamda bugüne kadar gerçekten çok büyük bir cesaret örneği gösterdi. Mış gibi yapmadı ve biz kadınlarla birlikte yol yürümeyi seçti. İçimizde kadın aday arkadaşlarımız var biliyorum. Bazıları gelip birebir görüştüler, bazılarını duyum olarak biliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı olarak ve yönetimimle birlikte şunun sözünü şuradan size veriyorum. Hangi koltuğa adaysanız sonuna kadar arkanızdayım. Gerekli her türlü desteği vermek üzere de burada herkesin huzurunda söz veriyorum. Bir kadının siyaset yapmasının ne kadar zor olduğunu yaşayan biri olarak söylüyorum bunu. Eğer bu cesareti gösterdiyseniz, yani bu cesaretten kastım şu.
yani ben her işi yaparım, bunu da başarırım diyebiliyorsanız ne mutlu bize. Çünkü toplumun maalesef biz kadınların yüklediği ve üzerimize yapışan rollerimiz var. Biz her zaman o rolleri kalıp gibi üstümüze giydiğimizden dolayı onu yapmakla yükümlü olduğumuz için sanki öbürüne zaman bulamayacağız da eksik kalacağız, bir şeyleri ihmal edeceğiz, onlardan çaldığımız zamanı burada kullanacağız gibi şeylere girip hep bize sen bir otur, sen bir çocuğuna bak, sen bir evini idare et gibi şeylerle bugüne kadar baskılanmışız. Bu anlamda ben bunu yapabiliyorum dediğiniz için ben hepinizi ayrı ayrı gerçekten kutluyorum. Çünkü biz bu karar alma mekanizmalarında ya da siyasette aktif olarak o koltuklarda oturmazsak biz eşitlikten falan hiçbir şekilde bahsedemeyiz. Biz önce o koltuklarda eşit olarak oturacağız. Orada temsil edileceğiz. Yıllardır Bodrum Belediyesi meclis üyeliğinde ne acıdır ki 4 tane kadın arkadaşımız oturabiliyor. 4 kadın arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilen oturuyor. Diğer partilerden de geliyor. Sanıyorum sayı 6-7 civarı kişi. Yarı yarı olmalı arkadaşlar bu meclis üyelikleri. Neden olmuyoruz? Neden hep seçme hakkımızı kullanıyoruz da seçilmeye geldiği zaman herkes bir kenara çekiliyor? Çekilmeyeceğiz. Çünkü ben her yerde şunu söyledim. Erkekler siyaseti analarının karnında öğrenerek doğmuyorlar. Biz de yapabiliriz. Ailesini de yapıyoruz. Ailesini yapıyoruz. Sözüm meclisten dışarı başkanım. Onlar gibi arkalardan dolanmıyoruz. Mertçe, dürüstçe yapıyoruz. Benim kadın aday arkadaşlarımdan buradan şöyle bir ricam var. Özellikle muhtarlıklar için. Bazı mahallelerimizde birden fazla kadın adayımız var. Siyaset yapmak bazen birbirimizin lehine adaylıklardan çekilmeyi gerektirebilir. Çünkü hedefimizi iyi saptamalıyız. Hedefimiz eğer o koltuğu, temsiliyetini bir kadın arkadaşımızın almasıysa birbirimizin lehine orada feragat edebiliriz. İlle ben olacağım diye bir şey olamaz. Gerektiğinde kim kazanmaya yakınsa onu desteklemeli, onun arkasında bir güç birliği oluşturmalıyız. Benim 5 tane kadın muhtarımıza, 56 mahallemizde 5 tane kadın muhtarımıza en az 25 tane eklemek için sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Lütfen aday olun. Azalık, muhtarlık, meclis üyeliği nereye kendinize uygun görüyorsanız, nereye kendinize yakın hissediyorsanız, nerede verimli çalışırım, ben de bu eşitlik mücadelesine katkı koyacağım diyorsanız o koltuklar hepimize açık. Kadın arasını. Evet, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde maalesef dün çok acı bir cinayetle hepimiz sarsıldık. Kadına gelen şiddetin nereden gelebileceğini bilmiyoruz. Bu en yakınımızda evladım dediğimiz, canım dediğimiz birisinden de gelebiliyor maalesef. Bunu çok üzülerek söylüyorum ama durdurabilir miydik acaba diye de, acaba engelleyebilir miydik diye de kendimi sorguluyorum bu geceden beri. Verilmekten, şahit tutulmaktan, şahit yazılmaktan korkmamamız lazım. Ve bir şey yapabilecekken onu yapmamız lazım. Geçtikten sonra maalesef ne giden hayatları geri getirebiliyoruz, ne de dağılan yuvaları toparlayabiliyoruz. Hepinizi çok seviyorum.
Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir hayat mümkün. Bunu da biz kadınlar başaracağız. Ediyoruz. Sayın Yurt, söz almak ister misiniz efendim? Değerli konuklarımız, şimdi söz sizde, bugünkü etkinliğimizin de amacı olarak. Söz almak isteyen konuklarımız varsa, buyurun efendim. Mikrofonu rica edebilir miyim? Kendini... STK'nın üyesiyim. Başkanımızı 2019 seçimlerinde tanıdık. Ama o dönem burada ikametliğim yoktu. Ama bu dönem seçimler için tekrar ikametliğimi buraya aldım. Ve bu seçimlerde aday olmasaydı kendisini tekrar destekleyeceğim. Niye? Çünkü Ahmet Aras şahsı burada hani karşımda onun yüzüne doğru anlatıyorum şeyi algısı oluşmasın diye özellikle söylüyorum. Sahada olan biri, kadınların yanında olan, bakın arkasında demiyor, yanında olan. Arkasında kelimesini çok doğru bulmuyorum çünkü. Biz kadınız ama insanız. O cinsiyet ayrımına da karşıyım ben. Biz insanız. Pozitif ayrımcılığı destekleyen, sahada olan ve bizleri motive ederek bir şeyler yapmamızı destekleyen bir profil. Benim için önemli olan bu. İş hayatında şöyle bir terminoloji var. Can tavan sendromu. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve kraliçe, arı kraliçe sendromu. Bunları iş hayatında çalışan insanlar bilirler. Ama Ahmet başkanımız böyle değil. Ben aylardır burada çevremdeki kadınlar, ki bu kadınların hepsi annemiz. Bir kadının bir insan yetiştiriyor olması çok çok kıymetli. Cinayeti işleyen, şimdi yetiştiren, doğuran bir kadındı. Bu çocuklar sizlerin eseri. Eğer bu çocuklara çöp atmamayı öğretirseniz, o çocuklar çöpü atmayacaklar. O yüzden buradaki gördüğüm herkese çok fazla rol düşüyor. Çünkü biz kadınlarız. Bu coğrafyanın kadınları güçlü. Güçlü ve akıllı olan kadınlar da kendilerinin yanında olan, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan, pozitif ayrımcılığı destekleyen kişinin yanında olacaklardır. Bu kadar net. Biz biliyoruz ki bize dayatılmak istenen şey kadının adı yok. Bu coğrafyada bu yapılmak isteniyor açıkçası. Bunu da görüyoruz. Ama bunun karşısında duran, bizleri destekleyen kişinin yanında duracağız. Kendi adıma konuşayım. Ben ve çevrem. Ve ben o yüzden İstanbul'dan ikametgahımı aldım, buraya getirdim. Kayıtlarda da görmüştünüz zaten. Çok teşekkür ederim. Sercan Hanım. Buyurun. Ben Muhtarlı Gölbaşı Mahalle Muhtarlığı'na adayım. Ses yok Sercan. Evet, Sercan, sen de önce Buraya özellikle aday kadınlar gelmişti. Biraz onlardan doğru söz üretirse, onları dinleyebilirsek hazır buraya gelmişken çok iyi olur. O yüzden de Sercan'a hemen... Ben tekrar baştan başlıyorum. Sercan Fırat. Mumcular, Gölbaşı, Mahallesi, Muhtar adayı. Yalnız daha önce Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde görev yaptım. Orada muhtar adaylarımız, pardon özür dilerim, muhtarlarımızı arama görevi vardı bende. İşte toplantılara çağırmaya falan. O kadar kısa sürüyordu ki, üstelik muhabbet de ediyorduk. Çünkü muhtarlarımız çok az. Şimdi ben adayım, tamam adayım. Kadın Meclisi'nden bana teklif geldi, aday olur musun diye. Heyecanlandım ama ilk sorun ne oldu biliyor musunuz canlar? Benim cebimden ne kadar çıkacak? Çok acı. Biz kadınların ekonomik özgürlüğümüz yok. Biz emeğimizle azıcık ortada olabiliyoruz. Onu düşündüm. Sonra yok dedim. Başarırız. Biz kadınlar olarak başarırız. Şimdi Ahmet Bey, siz harikasınız. Şöyle ki, biri bir yaşadım ben sizin kadınlara nasıl destek verdiğinizi. Ve ben daha ne yapabilirim, nasıl bir şey yapabilirim desiniz. Bu hani güneş bahçede sıvanmaz.
öyle bir belediye başkanımız var. Neden mecliste ve muhtarlıkta? Bunun nedenini de size sormuyorum çünkü zaten hepimiz biliyoruz onu da. Kadınlarda ekonomik özgürlük olmadığı için artık karşılarına öyle erkek adaylar çıkıyor ki onların ekonomileri çok iyi. Ben hiçbir şey dağıtamam. Ben ne yaparım? Bunu düşünüyorum. Arkamda dünya kadar kadın canlarım var. Onlar bana güç veriyor. Bunu nasıl çözeceğimi halen bilmiyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım. Şu an çok heyecanlandım gerçekten. O kadar güzel yüzler, gözler görüyorum ki çok teşekkür ediyorum. Pelihan Özgezer'im ben. İstanbul Mahalleleri Mahalle Muhtarlığı'na adayım. 6 yaşından beri Bodrum'dayım. Bodrum'da büyüdüm. 9 senedir İstanbul Mahalleleri'nde yaşıyorum. İstanbul Mahalleleri'nde yaşamaya başlayınca o bölgenin bir takım sorunlarını fark ettim. Daha sonra içselleştirmeye başladım bunu ve mahalledeki kadınlarla biz toplanıp sorunlarımızı tek tek tespit ettik. Bir rapor hazırladık. Şunu fark ettik, mahalleyi en iyi tanıyan kişiler kadınlar. Çünkü orada en çok vakit geçiren kişiler kadınlar ve çocuklar. Bunu fark ettiğimizden dolayı bu seçimlerde mahalle muhtarlarının kadınlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendim de bu konuda güçlü hissediyorum. Çünkü desteklerimiz var, mahalledeki kadınların desteklerini görüyorum. Ve kendimi daha pozitif ve motivasyon içerisinde hissediyorum. Sizlerin de destekleriyle mahalle muhtarlığına adayım. Yan toplantısı yaptık. 10 dakikalıları tek tek toplayıp bir araya sokakta yaptık. Davet Bey'e ayrıca şey yaparız. Maalesef de yerlerimiz yok bizim. Fakat sokakta yapılıyor, bir şey olmuyor. Ama oradaki kadınlar toplantının sonunda Feriha'na seni muhtar adayı yapmak istiyoruz dediler. Feriha öyle aday çıktı. Demek ki bir araya gelince adaylarımızı da çıkarıyoruz. O yüzden bunun altını özellikle vurgulamak istiyorum. Ay, teşekkür ediyorum. İsmim Seneran Yazıcı, Karaova Mahallesi Muhtar Adayı'yım. Biraz gençlenmiş olabilirim size. Ama heyecanlıyım. Heyecanlıyım, genç değilim. Verdiği bu heyecanla çok şeyler yapmak istiyorum. Karaova'da, Moncular'da çok fazla farklı yerlerden gelmiş insanlar var. Her yerden, her şehirden gelmiş kadınlarımız var. Biraz birbirimize yabancı, farklı bakıyoruz. Bunu ben çok gözlemliyorum. Aslında hepimiz aynı noktadayız. Bir yerde birleşmemiz gerekiyor. Aslında birlikte bir sınavımız var. Buna çok eminim. Çünkü çok farklı yerlerden birleşip Karaova'ya geldik. Ben evet kurumsal şirketlerde de çalıştım. Ama şu anda kadın kolları bana çok zor günlerimde. Sevgili Fethiye Hanım burada. Güzel kadının diyerek bana sarılmıştır ve bana çok zor günlerimde gerçekten büyük güç verdi. Mahmumcularda, Karaova'da hiçbir kadının yalnızlık çekmesini istemiyorum. Olaya biraz farklı duygusal bakmış olabilirim ama bununla birlikte çalışmak ve hepinize bir şeyler yapmak istiyorum. Parklarda yalnız hissedip panik atan, yaşayan, yalnızlık çeken bütün orta yaş ve üstü özellikle de genç kadınların olmasını istemiyorum. Karaova'da bu arada okulla ilgili, okul etrafında var olan sanayinin çocuklarımızın çok fazla sağlıksız beslendiğini görüyorum. Bununla ilgili çok şeyler yapmak istiyorum. Çok fazla kadın var ve sağlıklı yiyeceklerle beslenebilir. Etrafta sadece abur cubur ve sanayinin içinde okullar olduğu için böyle sağlıksız beslenen çocuklarımız var. Ve ben bu annelerin çok şeyler yapabileceğini düşünüyorum Karaova'da. Bununla ilgili çok çok istekliyim. Kadınların bir şeyler yapabildiği bir yer oluşturmak istiyorum. Ve sizin de desteğinize ihtiyacım.
ihtiyacım var. Sizler için şeyler yapmak istiyorum. Heyecanlıyım. Çok ait değilim belki kalabalık ortamlara ama sizinle birlikte yol almaya çok kararlıyım. Babamdan kalma yadigar bu işleri devralarak bunlar da ben de taşın altına elimi koymak istiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum kadın kollarına destekleri için. Çok güçlü seviyorum. Bana ilk var var. Serenay Hanım'a da Kırmancık Mahallesi'ne oturuyorum. İsminiz Gülnihal Birgin. Hoş geldiniz. Muhtar adayım. Muhtar adayı olmak istiyorum. Yani bizim muhtarlık binamız kaç senedir açılmadı. Geçen sefer açtı. Ben orada bir şeyler yapmak istiyorum bayanlar için. Ya ben çalışmak istiyorum yani. Mahallemiz için çalışmak istiyorum. Bu yarın Görüşür Mahallesi için çalışmak istiyorum. Çetin yer biliyorum, efendim kulisi yapıyorum. Ancak kadın gücü olacağı için kadınlara çok güveniyorum orada. Hem yerli yaşayanlardan hem dışarıdan gelenlerden destekleyenler var. Bizim de kadın gücü olarak orada yapmak istediklerimiz var, projelerimiz var. Özellikle çocuklar ve kadınlar için yine her şey, her zaman olduğu gibi. Desteklerimize dair yapabileceklerimiz belli ama yapamayacaklarımız için sizden destek bekliyoruz. Dediğim gibi zor bir yer ama başarmayı hedefliyorum, almak istiyorum. Umarım başaracağız hep beraber. Teşekkür ederim. Bütün kadın arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Yasemin Sağlam Özdemir. Yalıkavak, İzmir Mahalli Muhtar adayım. Bizim de muhtarlığımız aşağı yukarı 10 senede hiç açılmıyor. Muhtarımız kendi iş yerinde, iş yerinde işletiyor. Yanında da muhtarlığı işletiyor gibi. Ben kadınlarla birlikte, kadınların hepsinin çok güçlü olduğunu inanıyorum. Kimi fark ettirebiliyor, kimi bunu fark ettiremiyor. Ya da kimi farkında, kimi değil. Ama ben gücümün farkındayım. Kadınlarla birlikte mahallede bir güç oluşturup mahalleyi hep birlikte yönetmek istiyoruz. Nasıl yönetmek istiyoruz? Birlikte yönetmek istiyoruz. Mahalle meclislerinde, kadın meclisleriyle, çocuk birlikleriyle ve sokak temsilcileriyle mahallemizi yönetmek istiyoruz. Çok fazla projemiz var. Şu anda da Kent Konseyi'ne bağlı bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu aşağı yukarı 6 aydır çalışıyor. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz konuşuyoruz. Şimdi eylem sıralarımızı oluşturduk. Bu sırayla hızla eylemlere başlıyoruz. Mahallede çalışmaya başlıyoruz. Çok iyi projelerimiz var. Kadınlar için, çocuklar için ve özellikle de dezavantajlı aileler için. Şöyle ki, Dirmil'in köy bölümünde çok fazla, düşünemediğimiz kadar dezavantajlı aile var. Bunlar her eve dokunmak istiyorum. Ancak muhtarımızla her eve dokunabileceğimi düşünüyorum. Her eve dokunmak, her kadına dokunmak, çocuğa dokunmak demek, mahalleye, sokağa ve mahalleye dokunmak demek. Çok faydalı olacağımıza inanıyorum. Biz kadınlarla birlikte yürüyoruz. Orada da kadınlarla birlikte yürüyoruz ve biz çok güçlüyüz. Çok güzel şeyler yapacağız. Desteğinizi bekliyorum. Derya Bingül ben. Aslı Başkan'ın sanıyordum beni. Çünkü farklı bir şekilde torba ile ilgili olarak da farklı mücadeleler vererekten ben başladım aslında. Evet, torbadan şu anda torbada yaşayanların özel isteğiyle aslında muhtar adaylığına adayım. Nasıl başladık? Aslında şu andaki mevcut olan muhtarımızdan memnuniyetsizliklerimize başladı bizim tarafımızdaki problem. Neler yaptık? 2 yıl içerisinde Torba Magazin diye bir web sitesi açtım. Onun üzerinden torbada yapılan bütün etkinlikler, yapmış olduğumuz bütün çalışmaları duyurdum. Başkanımızdan özel bir izinle küçük bir alanla ilgili olaraktan herkes mücadele edemeyeceği bir şekilde bir özel halk plajı açtık. Küçük bir yer. Zaten başkanın oradaki iddialarını tartamıyordur.
çok mücadeleler verdik. Yani bu kadar açtık, hemen oldu falan değil. Gerçekten hem oradaki barınaktaki liman işletmeleriyle mücadele ettim. Bodrum barınağına geldim. Bodrum tarafındaki liman işletmesinden izinler almaya çalıştım. Başkanımızın da desteğiyle önce özel hat plajını açtık. Arkasından ben özünde kimyagerim. Uzun yıllardır buraya geldikten sonra 7 yıldır da seramikle uğraşıyorum. Bütün eğitim sertifikalarını da tamamlayıp bir seramik atölyesinin ve halk eğitim merkezinin ilk defa Torba'da olabilmesi için gerçekten şöyle söyleyeyim, hani açılır gelinmek çok kolay değil ama arkamızda sağ olsun şu anda burada olan bizim mahallemizin temsilcilerimizden Sibel Hanım, kadın kolları. Yine aynı şekilde CHP tarafında, Torba Mahalle tarafındaki sorumlumuz Cengiz Bey'den inanılmaz destekler aldım. Lütfen yanlış anlamanızı istemiyorum. Ben bunları yaptım diye değil. Sadece adayların aynı zamanda bunları yaparak göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani biz buraya gelip bir kadın olarak biz ne yapabiliriz ya da şunları yapmak istiyoruz diye değil. Artık hepimiz yapılanı görmek istiyoruz. Yani benim karşıma çıkan bir adayın karşıma çıktığında ne yaptığını görmek istiyorum. Beni Torba'daki insanlar o şekilde tanıdılar. Lütfen bir şeyleri yapın, gösterin. Bu arada tabii ki sağ olsunlar, kent konseyiyle de ciddi çalışmalarımız var. Bunlar Torba'da bakın olmayan şeylerdi. Yani şunu söyleyeyim, bundan 2 yıl öncesini bırakın. 6 ay öncesine kadar olmayan şeylerdi bunlar. Atölyenin açıldığını gösterdik, açılacağını zamanında gösterdik, açılacağını yayınladık, her şeyi yaptık. Tabii ki eksiklerimiz var. Ve inanamayacaksınız, hiç olmayan bir yerde bir atölye açılıyor. Şu anda benim 60 tane öğrencim var. Harika. Yani inanılmaz Torba'da, Torba'nın haricinde farklı Bodrum'dan da gelen, yakınlardan gelen insanlar da var. Hepimiz belirli eğitim almış olan insanlarız. Benim burada tek muhtar adayı olarak ben kendimle ilgili tereddüt ettiğim konuyu söyleyeyim. Belki kimse bu konuya değinmedi. Biliyorsunuz aslında şu ana kadar başkanlarımız da dahil olmak üzere gelin olarak da hep Torba'nın, pardon belediye yerlisi seçilir. Benim en büyük kaygım orada. O konuyla ilgili olarak da şöyle bir önlemim var. Birinci azamı açıkçası Torba'da yaşayan, iyi çalışan, bilen, Torba'yı iyi bilen, biraz da sözü geçen Azra'yı almak istiyorum arama. İkinci ve üçüncü alternatifte. Tabii buralar biraz zor. Sizi bir bayan olarak sen güçler desteklemeleri zor. Benim takıldığım en fazla problemim orada. Ama onu da çözeceğim. İnşallah hep birlikte daha fazla kadınlarla Bodrum'u daha güzel kılacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ne muhtar adayım ne başka bir şey veya herhangi bir adam değilim. Ben sadece iki kişiye şu bugün teşekkür etmek istedim. Dün gece saat 1'de telefon açıp ulaşabildiğim başta CHP Kadın Kolları Başkanımız Umut Hanım'a. Arkasından Ahmet Başkanım'a sonsuz derece teşekkür ederim. Dün bir cenazemiz vardı. Maalesef bir acı kaybımız vardı. Kadına şiddet ama bizimiz bir gündeyiz. Ben biraz evvel başkanımızın söylemiş olduğu bir sözü tekrar etmek istiyorum. Lütfen çevrenizde kapı komşunuz olur, arkadaşınız olur, kim olursa olsun, ne olursa olsun. Sessiz kalmayın, duyulmazlıktan gelmeyin, görmemezlikten hiç gelmeyin. Benim başıma gelmez demeyin, kimin başına ne zaman ne geleceği hiçbir zaman bilinmez. Sessiz kalmamanızı ve ben başkanımla konuşurken bir öneride bulmuştum. Hatta kadın kolları başkanımızla da bunu konuştuk. Ben bunu sessiz olarak dile getirmek istiyorum eğer müsaadeniz varsa. Hepimizin bir aile hekimi var. Bu CHP Bodrum olaraktan başlasın. Burada psikolog ve bu zorunlu hale getirilsin. Her aile bu psikologlara gözükmek zorunda kalsın ki bazen etrafımızdaki insanlara duyulmamak adına sessiz kalabilen kadınlar çok fazla derecede var. Ama etraf duymasın, çevre duymasın, yanlış anlaşılırım, tanınıyorum, şudur, budur, o sessiz kalan kesime. Hepiniz kafalarınızı sallıyorsunuz. Lütfen öncelikli olarak şu psikolog olayı çözelim. Bir de ben bir şey danışmak istiyorum. Belki vardır, belki yoktur, en azından buradan biliyorsun.
Bir kadının sesi olarak soracağım bunu size. Başkanım, özellikle size soruyorum. 46 yaşında bir kadın. Eşinden ayrı, çocuğu okuyor. Ve kadın çalışmak istiyor. Ne yapabilir? Bodrum gibi bir yerde ne yapabilir? İş arıyor. Evet, şimdi... Ya mutlaka bununla ilgili yaptığınız bir şeyler vardır. Ben sizin sesinizden bunlara ne yapabileceğini, en azından bunu yaşamak isteyen veya yapmak isteyen, çalışmak isteyip ama benim yaşım geldi. Çünkü babadan darbe almış, kocadan darbe almış. Sonuç itibariyle bir kadın telefon açıyor ve ağlıyor size, ben ne yapabilirim diyerekten. Bu insan 46 yaşına geliyor. 46 yaşına gelene kadar süreç içerisinde baba baskısı ayrı görüyor, koca baskısı ayrı görüyor. İkisi birden hayatından çekiliyor ve kadın zımbızak ortada. Bu kadın ne yapabilir şimdi? Evet, kurduğu bir Bodrum CV diye bir arkadaşlar oluşum var. Bu Bodrum'da iş arayanları ve Bodrum'da işçi arayanları oluşturan bir platform. Buna giriş yapıyorsunuz, bu sosyal medya veya online üzerinden, yani internet üzerinden giriş yaptığınızda arkasından sizi arıyorlar ve sisteme kaydoluyorsunuz. Daha sonra biz eğer belediyede uygun bir kadro varsa, tabii şimdi belediyede herkesi iş almak isteriz ama öyle bir ortam yok. Yani zaman zaman beden işçisine çok ihtiyacımız oluyor. Mesela temizlikten şikayet ediyoruz ama temizlikte beden işçisi olarak çalışacak insan bulamıyoruz şu anda Bodrum'da. Tabii ki yani şimdi dışarıdan Bodrum'dakiler çalışmak istemiyor, dışarıdan gelenler kira ödeyemiyor. Böylece emekli olanlar da çıktığı zaman mesela orada bir alan bulamıyoruz. Ama bunun dışında ofislerde çalışmak isteyen dediğimde milyonlarca insan var. Bu da böyle. Şimdi bunun için belediyemize gelsin. Bizde uygun bir olabilir. Belki uzmanlık alanında boşluk vardır arkadaşımızın ya da meslek alanında bir boşluk vardır. Belediyede değerlendirebiliriz. Belediyenin şirketlerinde değerlendirebiliriz. Olmadı, onun istediği ortamı ben ona yaratırım. Yani bir kadın eğer gelip de belediye başkanına ya da belediyeye benim ihtiyacım var, benim çalışmam lazım dedi mi, ben ona iş bulurum arkadaşlar. Sayın Başkanım, Meksim Et Mahallesi Muhtar Adayı. Yani kadınlar, çocuklar, bir de sokakta yaşayan sokak hayvanları, canlarımızı da eklemek istiyorum. Onlar için neler yapabilirim? Yani ne kadar eksik varsa hep birlikte tespit edip başarmak istiyorum. Başaracağıma da inanıyorum. Sadece desteklerinizi bekliyorum. İsmim Füsun Doğan. Ben de Yokuşbaşı Mahallesi Muhtar Adayı'yım. Bir gün kendimle baş başa düşünürken neden aday olmuyorum dedim ve 1-2 saat içinde aday olmaya karar verdim. Mahallemdeki kadın arkadaşlarla en kısa sürede ilişkilenip hep birlikte çözüm üretmek için bu yola ilk adımı atıyorum. Teşekkür ederim. Sevgili başkanlarım, değerli arkadaşlar, böyle bir günde burada olmak çok güzel. Ben 1999 yılında tanıyanlarımız var, rahmetli İsmail Altın da benim abimde, onunla beraber siyasete girdik. Geçen dönemde Yalıçkırık muhtar adayıydım. 2 tane erkeğe karşı yarıştım. Ben kendi açımdan çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Hiçbir şekilde korkmayın, biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, bugün gerçekten tarihe geçen bir günü hep birlikte burada yaşadık ve ölümsüzleştirmek adına da başkanım izin verirseniz hep birlikte bir aile fotoğrafı rica ediyoruz. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun sevgili efendim. Evet. Gözümün içine bakıyor, buyurun. Elif'le ilişkiye geçsinler. Elif aynı zamanda Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ama aynı zamanda Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcülerinden biri. Lütfen nasıl çalışacağımızı birlikte planlayacağız. Destek dediğimiz şey yan yana bir strateji belirleyeceğiz. Nasıl? Her mahalle farklı. Dolayısıyla her mahallenin kendi özgünlüğüne göre çalışma yürüteceğiz. Son bir atölye yapılacak.
Kader Atölyesi, Kader, Bodrum Kadın Dayanışma Belediye ve Kader bir araya geleceğiz. Son bir siyaset okulu yapacak. Siyaset adından korkmayalım. O atölyede sadece adaylarla kapalı toplantı yapılacak. O kapalı toplantıda mahallede ekipler kurulacak. Bir strateji planlanacak. Ve sonrasında bütün adayların desteklenmesi planı çıkarılacak. Dolayısıyla belediye mi ne yapacak? Belediye işi bunların içinde yer alacak. Belki Ahmet Bey de burada muhtarlarımızın afişe ihtiyacı olacak. Belki afişlerimizi bastıracağız. Broşürlerin malum paramız yok ya. Değil mi? Belediyenin de görevlerinden biri de bu ya. Ahmet Bey de adayları destekliyorum dedi ya. O yüzden aday olarak çıkmanın kendisi en önemli adım. %60'ı hallettik. %40 en kolay mesele. Biz artık örgütle yapmayı biliyoruz. Yan yana gelmeyi biliyoruz artık. Bizi ayıramıyorlar. Sen şey, sen busun, sen bilmem nesin. Onu geçtim. O yüzden Elif'le mutlaka ilişkilenin. Telefon numaramı vereyim. Belki övmeyenler vardır. Ben? 532-393-393. Telefonda alamayanlar sonra. Şeyde bir sorunumuz yok. Çalışma ekibik ve kadrolarda yan yana kapı kapı çalışacağız, merak etmeyin. Hiç orada bir endişeniz olmasın. Biz şeyi eşit temsiliyeti bir araya getireceğiz, hayata geçireceğiz. Fethiye bana toparla diyor. Ayol böyle bir gün toparlanır mı?